illahu el hayyel kayyum ve etub ileh der. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz istiğfarı. O insan artık diliyle hatasını ben hata yaptım Rabbim diye konuşmaya başlar. Çünkü vicdani rahatsızlıktan sonra gelen bir noktadır bu zaten. Kim rahatsız olmuşsa hayatında hep bunu atmak istemiştir. Bunu konuşmak istemiştir. Bir rahatsızlığınız varsa, bir derdiniz varsa bir arkadaşınıza ve dostunuza açarsınız. İşte istiğfar da budur. İstiğfar insanın işlemiş olduğu günahından dolayı rahatsızlığını Rabbine açmasıdır. Estağfurullah. El azim ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûb ileh demesidir. Buhari'de ve Müslim'de nakledilen hadise göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Üsve-i Hasene olan, bizim için model olan ve örnek olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle öğretmişti bize. Bu da istiğfardır. Ama istiğfar ile tövbe çoğu kez karıştırılır. İstiğfar tövbe demek değildir. Tövbe dönüş yapmak demektir. İşte bu vicdani rahatsızlık dile döküldükten sonra artık insan yapmış olduğu günahın cinsinden Rabbine dönüş yapar. Rabbim şu kulağım çok fazla gıybet dinledi. Artık hakkı dinleyecek Rabbim diyerek kulak tövbesi yapar. Kulak tövbesi gıybet dinledikten sonra dedikodu dinledikten sonra, haram dinledikten sonra hakkı dinlemektir. Kur'an dinlemektir. Doğruyu dinlemektir. Rabbim şu elim senin rızan istikametinde olmadı. Bu elimle ben günah işledim. Bu elimle ben insanları hırpaladım. Bu elimle ben insanları rencide ettim. Bundan sonra bu elimle insanları inşa edeceğim. Bu elim senin yolunda hizmet edecek demesidir. İnsan işlemiş olduğu günahın cinsinden Rabbine tövbe eder. Ne tür bir tövbedir bu? Tövbenin etimolojisini anlamadan bunu anlamak da aslında kolay değildir. Eski Araplarda bir insan evden kaçarsa, bir köle efendisinin evinden kaçarsa ve sonra ben ettim sen etme Rabbim, ben ettim sen etme efendim diyerek geri dönüş yaparsa ona eski Araplar tövbe diyordu. Ya da bir çocuk babasının evinden kaçarsa dışarıda aç kaldıktan susuz kaldıktan sonra pişman olup geri dönüş yaparsa. Mesela 1970'li 80'li yıllarda köyünden artist olmak için çıkan bayanları düşünün. Fuhuş batağına, türlü türlü şeylere maruz kaldıktan sonra ben hata yaptım. Babamın evine dönmeliyim diyerek geri dönüş yapmalarına işte eski Araplar da tövbe diyorlar. Bu bir tövbe şekli. Müslümanlık yok daha ortada. Cahiliye Arapları söylüyor. Babanın evine geri dönüş yapma. Pişman olduktan sonra. İşte insan bir günah işledikten sonra, Allah'ın hukukunu çiğnedikten sonra, fıtratının yasalarına aykırı hareket ettikten sonra, vicdanına makus bir iş yaptıktan sonra, Rabbim ben ettim sen etme diyerek dönüş yapması. İnsanın tövbe etmesidir. Tıpkı Kuddusi'nin dediği gibi. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben işledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Haddan tecavüz eyledim, deryayı zembiyi boyladım. Malum ben sana neyledim, cürmüm ile geldim sana. Gerçi kes el fıskı fücur, ay bu zelal çok her kusur. Lakin senin adın gaffur. Cürmüm ile geldim sana. Aslım çüğü bir katre meni.
halk eyledin andan beni. Aslım den'i fer'im den'i. Cürmüm ile geldim sana. İsyanda kuddusi şedid, kullukta bir battal pelit. Der kesmeyip senden ümit. Cürmüm ile geldim sana diyerek. Kemer besteyi ubudiyet ile Rabbine rücu etmesi bir yönüyle tövbedir işte. Artık hayatının eksenine hakkı koyması, hayatının ekseninden batılı çıkarması bu bir tövbedir. Dolayısıyla tövbe önce onu kabul etmekle başlar. Sonra vicdani rahatsızlık meydana getirir. Sonra bu vicdani rahatsızlık dile dökülür. Sonra bu dile dökülen hayata dökülür. Felsefeye döner. İşte değerli arkadaşlar, tövbe bir yönüyle budur. Biz tövbe etmeye memuruz. Tövbe deyince aklımıza çok şey gelir aslında. Tövbe deyince aklımıza biraz evvel arz ettiğim gibi Hazreti Adem aleyhisselam gelir. O da tövbe etti. Aklımıza Yunus İbni Metta gelir. O da tövbe etti. Çünkü Allah'ın emri olmaksızın görevli olduğu Ninova kentinden ayrılmıştı. Ve tövbe etti. Hatasını anladı. Balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin dedi. Ben zulmedenlerden oldum. Yani ben kendime yazık ettim. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ediyorum dedi. Hazreti Yunus aleyhisselam gibi biz de tövbe etmeliyiz. Zira Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize bunu öğretiyor. Sahabe bunu öğrendi. Maiz el-Eslemi'yi hatırlayın. Allah'ın hududunu ve hukukunu çiğnemişti. Maiz el-Eslemi bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına geldi. Tahirdin ya Resulallah dedi. Beni temizle ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şahidin var mı diye sordu. Bana şahit olarak Allah yeter dedi. Tahilni ya Resulallah. Allah Resulü onu gönderdi. Ama ondaki vicdan rahatsızlığı tekrar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısına çıkardı. Tahilni ya Resulallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu gönderdi. Fakat tekrar gelince cezayı verdiler. Cezayı hayata geçirenler arasında bir sahabi onu nasıl da köpek gibi taşladık deyince Allah Resulü kaşlarını çatacak. Onunla ilgili böyle konuşmayın. O Allah ve Resulünü çok seviyordu diyecek. Onun imanı dağlar gibiydi diyecek. Maiz el-Eslemi. Teslim ol. Allah'ın hukukuna teslim olanlarız. İşte bugünün insanları Maiz el-Eslemi'ye örnek almalılar. Din insanda bir vicdan teessüs eder. Din insanda vicdan teessüs eder ve hiçbir beşeri sistem bunu beceremez. Kimse görmediği bir suçtan dolayı. Kimsenin görmediği bir cürümden dolayı vicdani bir rahatsızlıkla. Artık o rahatsızlık da değil. Artık o vicdani rahatsızlık bir azaba dönmüş. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısına geçiyor. Tahirni ya Resulallah diyor. Tahirni ya Resulallah. Ve biz de belki ümmet olarak söylemeliyiz bunu. Zani olmak zorunda değiliz.